defining olan e, cümlecikleri bulmamızı istiyor. Yani non-defining dediğimiz ekstra bilgi veren cümlecikleri. Ve e, uygun olan yerlere virgül koyacağız. İlkine bir bakalım. Simon's mother who lives in Liverpool has seven grandchildren. Yes Mustafa. Çevireyim mi ilk önce? Yoksa? Evet çevir. Simon'ın annesi Liverpool'da yaşayan yedi tane torunu olan. Burada Hu'dan önce getirmemiz lazım. Güzel. O zaman hemen şöyle yapıyorum. Hu'dan önce bir tane getirdim. Başka var mı? Peki bu ekstra bilgi veren bir cümlecik mi? Evet. Bilgi evet, vermiş. güzel. Güzel, ekstra bilgi vermiş. O zaman e, ben ekstra bilgi veren cümleyi olduğu gibi iki virgül arasına alıyordum ya. Şuraya da bir virgül atsam daha doğru olur mu? Simon's mother who lives in Liverpool. Nerede yaşayan? Liverpool'da yaşayan Sayma'nın annesi neyi varmış? Yedi tane torunu varmış. Peki ikinci cümleye bakalım. Acaba bu ekstra bilgi mi veriyor? Yoksa e, o Whichley cümleyi bu cümleden ayırmak mümkün değil mi? The movie, which is about the life of a famous musician, is on at all the cinemas in the city. The movie, which is about the life of a famous musician, is on at all the cinemas in the city. Önce bir çevirelim. Who wants to translate it? Yeseniz? Aynen öyle. Peki şu viçli cümle bize ekstra bilgi mi veriyor yoksa bu viçli cümle... Bu cümle için gerekli mi? Yani ayrılamaz mı bu cümleden? Ayrılabilir mi? Yani e, şöyle diyebilir miyim? Film şehirdeki bütün sinemalarda. Yok denmez değil mi? O zaman buna non-defining demeyelim. Yani ekstra bilgi vermiyor. Bizim için önemli. Hangi film çünkü? Ünlü bir müzisyenin hayatını anlatan film sinemalarda dedik. Okey'den The Third Sentence üçüncüye bakalım. Have you talked to the woman whose son became the champion at the chess tournament yesterday? Have you talked to the woman? whose son became the champion at the chess tournament yesterday? Öncelikle, what does it say here? Who wants to translate it? Yes, Mustafa. Kadınla konuştun mu? Dün e, oğlu santranç turnuvasında şampiyon olan kadın. Güzel. Peki burada ekstra bir bilgi mi veriyor Mustafa bana yoksa e, gerekli bir bilgi mi bu? Ekstra bilgi vermiş. Ekstra bilgi vermiş diyorsun. O zaman ben bu cümleyi çıkarırsam bu cümlenin anlamlı olması lazım değil mi? Huluslu cümleyi çıkardım. Aha, şuradan şöyle çizdim. Cümlem bu. Have you talked to the woman? Anlamlı oldu mu bizim için? Kadınla konuştun mu? Hangi kadın? Evet olmadı sanki. Evet değil mi? Olmadı. Evet Güzel. olmamış. Süper. O zaman ne yapacağız? Bunu öğrenmek için böyle deneyeceğiz. Çıkaracağız, bakacağız cümle mantıklı oluyor mu olmuyor mu? O zaman diyorum ki bu da defining relative clause. Non-defining değil. Ekstra bilgi vermiyor dedik bana. Peki bakalım doğru muymuş? Evet. Virgüllerimizin üstüne virgül geldi. Ve diğerlerini geçti. Demek ki diğerlerinde virgül gerekmiyormuş. Okay. İkinci kısımdayım. Read the following sentences. Aynısı devamı. Devam ediyorum yani. Bitmemiş alıştırmalarım. My friend Darren, who went to the same primary school as me, has just set up his own company. My friend Darren, who went to the same primary school as me, has just set up his own company. Öncelikle bir çevirelim. Primary school, ilkokul. Yes Mustafa. Benim arkadaşım Derin, benimle aynı, benim gibi aynı, aynı ilkokula giden arkadaşım kendi şirketini kurmuş. Güzel. Peki, bu hulu cümle, bu cümledeki non-defining mi ekstra bilgi mi veriyor yani, yoksa defining mi? Bana gerekli bir cümle mi? Gerekli bir cümle çıkartınca. Peki o zaman hemen şöyle bir çıkartalım. Hepsini de yapalım. Cümleciğim şu herhalde değil mi? My friend Darren has just set up his own company. Anlamlı bir cümleme. Bir bakın bakalım. Arkadaşım Darren kendi e, şeyini şirketini kurdu. Tuğlu olsaydı, yani şu cümle olsaydı nasıl bir cümle olacaktı? Benimle aynı ilkokula giden, gitmiş olan Derin arkadaşım Darren kendi şirketini kurdu. Peki, bir daha soruyorum. Bu cümle sizce ekstra bilgi veriyor mu? Yoksa bu cümle için kesin bu cümleden çıkardığımda bu anlamsız bir cümle olur mu diyorum? Ekstra bilgi veriyor. Ekstra bilgi veriyor değil mi? Evet. O zaman ne yapıyorum? Şuralara virgül koyuyorum. Bu benim için ekstra bir bilgi. Five. My brother was born in Ankara, which is the capital of Turkey. My brother was born in Ankara, which is the capital of Turkey. Yes, Duygu. Ne diyor burada? Erkek kardeşim Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da doğdu. Güzel. Peki, which'li cümlem burada ekstra bilgi mi veriyor yoksa gerekli bir cümle mi? Ekstra bilgi veriyor. Güzel. Hemen bir çıkaralım bakalım. Which is the capital of Turkey? Baktım, bunu çıkardıktan sonra my brother was born in Ankara. Benim erkek kardeşim Ankara'da doğdu diyebilirim. O yüzden ne yapıyorum? Bu ekstra bilgidir. Olmasa da olur diyorum ve şuraya bir virgül koyuyorum. Ee, buradan sonra başka cümlenin devamı olmadığı için bunun sonuna virgül koyamıyorum gençler dolayısıyla. Well done, Duygu. Six. 1998 is the year when my father started to work as a teacher. Peki, öncelikle çevirelim. What does it say here? Niye yes, Babamın işe 1998 Yılı babamın iş, işe başladığı yıl olan 1998 yılı. Güzel. 1998 yılı babamın çalışmaya başladığı yıldır. Ne olarak çalışmaya başladığı yıldır? Öğretmen olarak. Güzel. Peki Edis, buradaki when. Şöyle yapıyorum. Ee, ekstra bilgi mi veriyor yoksa önemli bir bilgi mi? önemli bir bilgi veriyor. Yani olmasaydı direktman 1998 yılı olacaktı bence. Gerekli bir Aynen. bilgi veriyor. Aynen öyle. Well done. Güzel. Bu cümle çıkardığında hiçbir anlamı kalmıyor. Değil mi? 1998 yılıdır. Nedir 1998 yılı? Hangi yıldır? Ne için önemli bize? Bu bilgiler olması gerekiyor. Good job Edis. Now seven Paul's car, which cost him a lot, has broken down three times in the, uh, this month. Hocam Paul's... soru sorabilir miyim? Tabii ki Mustafa. Bu dördüncü soruda gereksiz dedik ya, benim yani birden fazla derin diye arkadaşım olsaydı gerekli olurdu. Evet, birden fazla derin diye arkadaşım olsaydı gerekli olurdu, doğru söylüyorsun. Ben öyle düşündüm de. Ha olabilir, doğru söylüyorsun. Ama e, evet, o zaman için gerekli bir durum olurdu. Eğer sadece bir tane derin diye arkadaşım varsa gereksiz bir bilgi. O zaman öyle diyelim. You're right. Eğer birden fazla arkadaşım varsa derin diye bu benim için gerekli bir bilgi. Fakat tek bir arkadaşım varsa benim için e, verilen ekstra bir bilgi diyelim o zaman. Seven. Varma, Paul's car, which cost him a lot, has broken down three times this month. Okay, who wants to translate it? Cost bu arada mal olmak demek. Yes, Enes. Yes, good job. Bugün üçüncü kez bozuluyor. Peki burada ki which'li cümlem hangisi? Şu herhalde which cost a lot. Peki Enes bu cümle ekstra bir bilgi mi veriyor yoksa önemli mi benim için? Evet ekstra bir bilgi. Çünkü bunu çıkardığımda da cümle anlamlı. Paul's car has broken down three times this month. Paul'un arabası bu ay üç kere bozuldu desem de olur. İşte ona çok pahalıya mal olan arabası ya da rengi sarı olan arabası gibi ifadeler ne oluyor? Fazladan bilgi oluyor. Tabii Paul'un birden fazla arabası yoksa. <laughs> Okey. Bakalım doğru muymuş? Hemen açalım cevapları. Evet virgüller geldi buraya. Buraya da geldi ve buraya da geldi. Süperiz. Devam ediyorum. Circle the correct alternative demiş. Yani doğru olan alternatifi e, ne yapıyorum? Yuvarlak içine alıyorum. Bir bakın bakalım. Is Dick one of the novels you have read? Who Mowidget mi? e, küçük bir bilgi. Who ve which'ten önce gelen nesne sonrasında gelecek olan ifadeyi belirtiyor. Yani novels'a göre seçeceksiniz. Is Moby Dick one of the novels? Çünkü bunun açıklaması yapılıyor. Novels yani romanların açıklaması yapılıyor. You have read. Yes, Enes which you have read güzel Burada baktım novels cansız bir nesne who diyemem kim diyemem çünkü bir kişi değil o yüzden ne dedim which dedim The second one Madrid Neriman where where my aunt lives güzel yer isminden bahsediyor o zaman where Madrid. Hangi Madrid? Halamın yaşadığı Madrid. Three. Monday is the day. Edis. When. When many people feel stressed. Good. Gün yani pazartesi nedir? Bir zamandır o yüzden. When dedik. My grandfather... kafalar karıştı mı? Bakalım kim doğru cevabı verip bana açıklama yapabilecek bununla ilgili. Yes Duygu. Hocam who mu? Evet who. Peki neden who? Çünkü who aitlik eki bir şeydi yani bir şey olması lazımdı ona ait de, der gibi bir şey söylüyordu. Aynen. Çok güzel çok güzel. Ne demesi gerekiyordu mesela whose brother mesela kardeşi ölü olan büyük babam whose brother is that olsaydı olabilirdi. Ya da whose sister is that. Deseydi olabilirdi. Bu husustan sonra mutlaka bir e, ne gerekiyor? aitlik bildirebileceğim bir kişi gere gerekiyor. Onun babaannesi, onun dedesi, onun arkadaşı gibi. Burada ne dedik? Şu an ölü olan büyük babam e, Wales'den geldi, gelmişti. Five. This cupboard... Aha. Bir bakın bakalım. Yine aynı şekilde. Hangisi ve neden? Kim açıklayabilir bana? Bilemedik mi? Peki o zaman yapıyorum açıklamayı. Normalde ne dedik? Cupboard cansız olan şeylerden sonra which de gelebiliyordu, that de gelebiliyordu. Doğru mu? Peki ben burada nasıl belirleyeceğim hangisinin geleceğini? Bakıyorum. Bakıyorum. Bu cümle nasıl bir cümle? Bakıyorum. İki virgül arasında olduğuna göre ekstra bir cümle. Ekstra cümlelerde ben ne gelmez demiştim. That gelmez demiştim. O yüzden ekstra bir cümle olduğu için bu da that'i eledim. Ne kaldı geriye? Which. This cupboard which is under the staircase. Cupboard bu arada dolap demek. Ee, ne diyor? Merdivenlerin altında olan dolap çok kirli demiş. Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Yok hocam. Yok. Peki devam ediyoruz o zaman. Circle the correct alternative. Aynı şey. I'd like to talk to the boy. Biraz önce anlattığımıza geldik. Which one? Yes Neriman. Who's? Who's mother? Güzel. Annesi çok e, hasta olan çocukla konuşmak istiyorum. Onun annesi çok hasta olan çocukla konuşmak istiyorum. Dedik. Seven. Brad Pitt. Yes, Enes. Yes, who is married? That de olabilirdi. Bu arada gençler that hem who'nun yerine geçebiliyor hem de which'in yerine geçebiliyor. İkisinin yerine de kullanabiliyoruz yani. Burada yine ekstra bir cümlecik olduğu için that kullanılmadı, who kullandık. Eight, sekizincisi. These are the photographs. Duygu. Ver. Evet, bir hataya düştüm burada ve hataya düşmene sevindim. <laughs> Neden diyeceğiz? Ee, çünkü burada ne demiştik? Ee, şuradan sonra, e, pardon, which, where gibi ifadeler kendinden önceki e, şeyi nitelendiriyordu kelimeyi nitelendiriyordu. Which'ten önce ya da verden önce ne var? Photographs. Photographs nedir? Bir yer ismi midir? Değildir. Nedir? Peki bir şeydir değil mi? Cansız bir şeydir. O yüzden ne kullanıyorum? Which kullanıyorum. Ne yapmayacağız? Kendisinden sonra gelen cümledeki yer isimlerine kanmayacağız. Nine. Mr. Cruz. Hı mı hıs mı? Neriman? grandson. Güzel. Onun büyük bab pardon büyük babası demişim. Onun torunu... Benim sınıf arkadaşlarımdan biri olan Mr. Cruz has just started to work with my uncle. Daha yeni kiminle amcamla çalışmaya başladı demiş. Okay. Ten. I like the hotel. Kafaların karıştığını duyabiliyorum. Hotel, otel bir yer midir yoksa bir şey midir? Buna karar verin Mustafa.